Merhaba arkadaşlar, Ata Yayınları, Ben Korkmam, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Soru Bankası ile beraberiz. Bugünkü dersimizin konusu afetler ve çevre sorunları olacak. Doğada meydana gelen can mal kayıplarına sebep olan deprem, sel, heyelan, erozyon gibi olaylara arkadaşlar doğal afet denilmektedir. Ülkemizde etkili olan doğal afetlerden birincisi arkadaşlar depremdir. Yer kabuğunun altında bulunan fay hatlarının kırılması sonucunda oluşan büyük sarsıntılara deprem adı verilmektedir. Depreme karşı alınacak önlemler şu şekildedir. Öncelikle binalar sağlam zemin üzerine yapılmalıdır. Binalar depreme dayanıklı şekilde olmalıdır. Ve insanlar depreme karşı eğitilmeli. Deprem öncesinde, sonrasında ve deprem esnasında neler yapılması gerektiğini önceden öğrenmelidirler. Arkadaşlar, ülkemizde depremin en fazla olacağı yer fay hatlarının çok fazla olmasından dolayı Ege bölgesidir. İkincisi erozyon. Toprağın tarıma uygun üst katmanının su ve rüzgarın etkisiyle aşınıp taşınmasına yani yer değiştirmesine arkadaşlar erozyon denir. Erozyona karşı alınacak önlemler şu şekildedir. İlk olarak bitki örtüsü kesinlikle yok edilmemelidir. Eğimli araziler ağaçlandırılmalıdır. Çayır ve meraların aşırı otlatılması engellenmelidir. Tarlalar eğimli yerlerde arkadaşlar dikine değil enine sürülmelidir. Arkadaşlar ülkemizde de erozyonun en fazla olacağı yerler bitki örtüsü bakımından fakir olan İç Anadolu bölgesi ve ardından Doğu Anadolu bölgesine, Güneydoğu Anadolu bölgesine sayabiliriz. Bu alanlarda su ve rüzgarın etkisiyle erozyon afeti fazla olacaktır. Bir diğer doğal afetimiz sel. Aşırı yağan yağmurlar sonucu eğimli alanlardan akan suların önlerine gelen her şeyi sürükleyerek sular altında bırakmasıdır. Sele karşı alınacak önlemlerden birincisi arkadaşlar dere yataklarına ve vadilere yerleşim yerleri kurulmamalıdır. Uygun yerlere barajlar yapılmalıdır fazla suyun tutulması adına. Ağaçlandırma çalışmalarına önem verilmelidir ve arkadaşlar eğimin fazla olduğu yerler teraslanmalıdır. Arkadaşlar selin de ülkemizde en fazla olduğu bölge yağışların çok fazla olmasından dolayı Karadeniz bölgesidir. Bir diğer doğal afetimiz çığ. Eğimli yani arkadaşlar yüksek arazilerden kopan kar kütlelerin aşağı doğru sürüklenmesine çığ adı verilmektedir. Çığa karşı şu önlemler alınabilir. Dağ eteklerine yerleşim yerleri arkadaşlar kurulmamalıdır. Ormanlar korunmalı ve ağaçların bilinçsizce kesilmesine engel olunmalıdır. Karın çok olduğu yerlerde de yüksek ses çıkarmaktan kesinlikle kaçınılmalıdır. Çığında arkadaşlar ülkemizde en fazla görüldüğü bölge kar yağışlarının çok fazla olmasından dolayı Doğu Anadolu bölgesidir. Heyelan. Yağışın çok fazla olduğu eğimli bölgelerde toprağın kaymasına heyelan adı verilmektedir. Heyelana karşı alınacak önlemler şu şekildedir. Bitki örtüsü ve ormanlar yok edilmemelidir. Dik yamaçlara yerleşim yerleri kurulmamalıdır. Ağaçlandırılmaya önem verilmeli ve arkadaşlar yol yapım çalışmaları sırasında da dikkatli olunmalıdır. Heyelan da yine yağışın fazla olduğu alanlarda görülmektedir. Bu da yine bize arkadaşlar Karadeniz bölgesini hatırlatmaktadır. Doğal afetleri bu şekilde tamamlıyoruz. Etkinliğimizi birlikte yapalım. Aşağıdaki doğal özellikleri verilen bölgelerde olması muhtemel doğal afetleri altta verilen boşluklara yazınız. Birincisi, arazinin eğimli yani yüksek olduğu bir bölgedir. Her mevsim bol yağış aldığı için toprak suya doymuş durumdadır. Arkadaşlar burada görülebilecek doğal afet heyelan olacaktır. Akarsu kenarları ve dere yatağına yapılmış bir yerleşim merkezidir. Doğal bitki örtüsü tahrip edildiği için orman varlığı bakımından da zayıftır. Burada görülebilecek doğal afet ise sel olacaktır. Karasal iklimin etkili olduğu bir bölgedir. Kış mevsiminde aşırı derecede kar yağışı yaşanmaktadır. Orman varlığı bakımından zayıf, eğimli bir araziye sahiptir.
Ve arkadaşlar, burada görülebilecek doğal afetler karasal iklimden dolayı çığ, yani karın fazla olmasından dolayı meydana gelecek bir afettir. Dördüncüsü, doğal bitki örtüsü çok zayıftır. Öyle ki bazı yerlerde ot bile yoktur. Ayrıca zaman zaman sağanak yağışların olduğu ve rüzgarların estiği bir bölgedir. Burada da arkadaşlar, görülmesi muhtemel doğal afet ise erozyon olacaktır. Etkinliğimizi de bu şekilde tamamlıyoruz. Sıradaki etkinliği arkadaşlar sizlere ödev olarak bırakıyorum. Arkasından gelen konu değerlendirme testlerini ve devamındaki ünite değerlendirme testlerini sizler de Ata Yayınları Ben Korkmam serisi 5. sınıf sosyal bilgiler soru bankasından çözebilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.